Günaydın, günaydın. Bayramın ikinci gününde spor sayfasında sizlerle birlikteyiz. Bugün gazetelerde öne çıkan manşetleri sevgili Fikret Engin'le beraber yorumlayacağız. Abi nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum, sevgili de hoş. Ben de sana iyi yayınlar diliyorum abi. Haberler oldukça yoğun. İstersen hiç beklemeden başlayalım. Yaklaşık 2 saat boyunca sevgili izleyicilerimizle birlikte olacağız. Bir kez daha herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Herkesin bayramını kutlayalım. Ve iyi yayınlar diliyorum bir kez daha sana. Ben de sana iyi yayınlar diliyorum abi. Hürriyet'ten gelecek ilk haberimiz. Damian Comolli'nin önemli açıklamaları var. Hürriyet ana haberi görüyoruz. Fenerbahçe sportif direktörü gündeme getirilen futbolcuları yorumladı. Comolli'den transfer şifreleri. Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye yakıştırıyorum. Brahim'i çok zor demiş Damian Comolli. Hatem Ben Arfa'yı çok beğendiğini söyleyerek transferine yeşil ışık yakan Damian Comolli, Brahim'i düşünmediklerini söyledi. Fransız spor adamı Diallo ve Balotelli ile daha önce ilgilendiklerini ancak şu anda gündemlerinde olmadığını belirtti. Fenerbahçe sportif direktörü Damian Comolli, Sarı Lacivertli takımın yeni sezon transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız televizyon kanalı RMC'ye canlı yayın konuğu olan Comolli, transferi mümkün olan ve olmayan isimlerle ilgili bilgi verdi. İlk olarak Yasin Brahimi'nin durumunu yorumlayan Comolli, Porto ile sözleşmesi sona eren oyuncunun transferinin hayli zor olduğunu belirtti. Comolli şöyle konuştu. Brahimi bizim için zor bir transfer. Şartlar çok ağır, çok pahalı. Gerekli şartları Fenerbahçe olarak şu anda karşılayamayız. Umarım bu yaz merkezi bir defans oyuncusu almaya ihtiyacımız olmaz. Bir dönem Balotelli ve Diallo ile de ilgilendiklerini anlatan Comolli, şu anda iki futbolcunun da Fenerbahçe'nin gündeminde yer almadığını belirtirken, Habib Diallo ile ise Ocak ayında ilgilendik ama bizim için çok pahalıydı. Bu nedenle transferinden vazgeçmek durumunda kaldık dedi. Comolli son olarak da Ben Arfa ile ilgili açıklama yaptı. Onu da okuyalım. Ren ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa için de konuşan Comolli, Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum. Aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var. Empoli'den aldık. Mias Ice'dan bahsediyor. Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum. Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu. Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye oldukça yakıştırıyorum ifadelerini kullandı. Evet, Fenerbahçe sportif direktörü Damian Comolli Fransa'da televizyon karşısına geçip gündemdeki, transfer gündemindeki isimlerle ilgili açıklama yaptı abi. Sen bu isimlerden Fenerbahçe'ye gelmesini istediğin biri var mı veya nasıl yorumlarsın? Yani bunu şimdi Comolli'yi konuşurken öncelikle bu geride bıraktığımız bu başarısız sezon belki de son haftalarda alınan galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmesi Fenerbahçe'nin en azından taraftarlar üzerindeki o kara bulutları dağıttı. Çünkü Fenerbahçe taraftarları son 5 haftaya girilirken acaba ligde kalabilir miyiz endişeleri yaşayan taraftar konumuna sokuldu. 90 milyon eurolara dayanan bütçeleri vardı. Belki bu sene biraz daha düşmüş olabilir rakam. 70 milyon eurolarda bir takım. Böyle bir takımın ligde küme düşme mücadelesi vermesi açıkçası herkesi üzdü. Ama geride bıraktığımız geçen yılki kongre sürecinden bu yana takımın borcunun beklenenin üzerine çıkması, finansal fair play nedeniyle ne yazık ki transfer yapamamış olması, bunun yanı sıra alınan futbolcuların kiralama yöntemleriyle takıma kazandırılıp onlardan bir verim beklenmesi, arka arkaya koyduğumuzda futbolda kabullenilemeyecek bir durumla karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Ve netice itibariyle de hiçbir oyuncudan verim alamadılar. Bu yıl 17 tane transfer yapmışlar. Yani direkt olarak 16 tane transfer yapmışlar. %80'i başarısız oldu. Bana göre %90'ı başarısız oldu. Yani içlerinden belki bir tek işte Chelsea'den alınan Moses dışında o da yine çok bekleneni veremedi ama yani iyi futbolcu olduğunu gösterdi. Kötünün iyisi olarak belki de bir iz bırakmış olabilir. Harun Tekin, İslam Slimani, Frey hep bu Comolli'nin aldığı futbolcular. Ayev, Reyes. Reyes nerede mesela? Nerede biliyor musun Reyes? Reyes sanırım İspanya Ligi'ne mi kiraladı? Bir yere gitti değil mi? Adam var mıydı yok muydu anlayamadık. Yani oynadı mı oynamadı mı Fenerbahçe'ye mi geldi forma mı giydi? Yasin Benzia diye skandal bir oyuncu aldılar. Şimdi halı sahada top oynuyordu. Yani. Jailson ne yazık ki Josef'in yerini tutmadı. Barış Alıcı'yla ilgili beklentiler hep olumlu yöndeydi. Ama Fenerbahçe ayarında yani Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynayabilecek futbolcu konumunda olmadığını hep beraber gözlemledik. Tolga Ciğerci'yi niye aldıklarını hiçbir şekilde anlamadık. Ferdi Kadıoğlu diye özellikle Filip Koku'nun ısrarla bu futbolcuyu transfer edelim, seneye alamayız
Bu sene aldık seneye fiyatı 4'e 5'e 6'ya katlar diye. Fenerbahçe transfer ettikleri Ferdi'nin nerede oynadığını biliyor musun? Ferdi normalde U21 takımında oynadı. Yani bu adamların nerede top oynadıklarını bile bilmiyoruz şu anda. Berke Özer'i aldılar. Yine Berke gibi önemli. Devre bitti. İşte dediler Harun Tekin gelsin, işte Zayis gelsin. Monsus'u aldılar. Serdar Aziz geldi. Tolgay geldi. Sadık geldi. O geldi, bu geldi. Yani Fenerbahçe finansal fair play'e rağmen şartlarını zorlamış. 16 tane futbolcu transfer etmiş. Ama bu 16'sını arka arkaya koyduğumuzda ele avuca gelen 3 tane 4 tane oyuncu yok. Bireysel anlamda futbolcuları tek tek incelediğimizde belki de hiç kimse itiraz etmeyecektir birkaç oyuncu ile ilgili. Mesela İslam Slimani. Kardeşim, adamın kariyerine baktığımız zaman, Sporting Lisbon macerasına baktığımız zaman oradaki performansıyla zaten Premier Lig'e gelmiş. 30 milyon euro ödendi. Rekor bir transfer ücreti kırarak gelmiş. Şimdi bu adamı 4-5 yıl önce alma şansın yok. Fakat orada Premier Lig'de istenilen başarıyı gösteremeyince kulüpte elden çıkartma gereği duymuş. Fenerbahçe'de aldı. Kimse de itiraz etmedi. Çünkü background'una baktığınız zaman futbolcunun geçmişi parlak. Yani bu futbolcuyla ilgili nasıl kötü bir izlenim içerisinde olabilirsiniz ki gelmeden, oynamadan? En çok süksü yaratan transfer Slimani transferiydi yani, sezon başında. Beklentiler bu yönde çoktu ki 40 milyon TL'nin üzerinde de bir para verildi bu futbolcuya. Yani kiralık oynamasına rağmen Fenerbahçe'nin cebinden hatırı sayılır bir para çıktı. Ki o günün kur şartlarına baktığınız zaman da bu rakam 10 milyon doları buluyor. Yani korkunç rakamlar bunlar baktığımızda. Fenerbahçe bu kadar sıkıntılı durumdayken böylesine önemli bir forvet için böyle büyük bir parayı hem de kiralama altında ödedi, aldı. Ne zaman bitti? Ümraniye maçında kalenin ağzında topu kafayla dışarı vurdu. Dediler ki arkadaş yani olmuyor. Yani ne yaparsak yapalım biz bu futbolcuyla ilgili hiçbir şekilde mesafe kat edemiyoruz. Oyuncu acaba diyorum burada kiralık oynadığı için psikolojik olarak adapte olamadı mı diye düşünüyorum ama profesyonel futbolcunun böyle bir düşünme şansı yok. Çünkü sonuçta bu kulüp senin burada bir yıl boyunca mücadele etmen için sana çok ciddi bir rakam ödüyor. Her şeyini vermek zorundasın. Ve şimdi aldıkları kulüple geri istemiyor. Nereye gideceği belli değil. Kaç paraya satacaklar, gidecek, kaç para ödeyecek onu ilgilendiren Fenerbahçe ile ilgili bir durum kalmadı ama Slimani'de fiyasko yaşadın kardeşim. Sen buraya gelirken ne için geldin? Porto gibi isim yapmamış, çok böyle herkesin gözünün üzerinde olmadı ama kabiliyetli genç futbolcuları alıp Fenerbahçe'ye, doğru mu? Bu oyuncuları da işte kazancının 3 misline, 4 misline satmaya çalışmak. Bunu başaramadın. Frey'de fiyasko yaşadın. Bence Frey transferi Slimani'den daha büyük fiyasko. Ya Frey'e şimdi çok fazla para verilmediği için göze batmıyor. Slimani'ye bir meblağ ödendi. Ayev'e bir meblağ ödendi. Benzia'ya bir meblağ ödendi. Frey kontratlı bir futbolcun. Bonservisi elinde. Yarın bir gün 3'e 5'e bakmaz satarsın. Nasıl Van Persie'de biz bu işten zarar ettik deyip kabullendi Fenerbahçe. Ama Frey de yine 2,5 milyon sanırım ödendi bonservisi. Yani kimse verip alır mı Frey'i şu an? Ya 2,5'a vermezsin Doğuş'cum. 1,5'a verirsin 1000 lira zarar ettim dersin. Slimani'yi ne yapacaksın? Yani Komolli gibi başka bir sportif direktör olması lazım ki yine Frey'e versin 1,5-2'ye alsın. Çok önemli değil mesela o. Mesela yani neye göre aldılar mesela Frey'i? Ben çok merak ediyorum. Ya Frey şimdi bize burada zaten ilk olarak biz Frey'i zaten İsviçre'deki karşılaşmalarını kaç kişi izliyor Allah aşkına? Veyahut da yayınlayan bir Yok, kuruluş Türkiye'de yok. Türkiye'de. Anca internet üzerinden girip maçları izleme şansım var. Frey'i takip etme şansım var. Özet görüntülerini bize izlettiklerinde çok fena bir futbolcu olmadığı izlenimi uyandı. Spor yazarlarında, işte gazetecilerde bu yönde izlenim uyandı. Ama kasetten futbolcu transferi dönemi 80'li 90'lı yıllardaydı. Bitti onlar artık. Çıplak gözlü scoutlar gidip karşılaşmaları yerinde bizzat izliyorlar. Bir maç da değil, birkaç maç izliyorlar. Ondan sonra futbolcuyla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Bu yönetime sunuluyor, teknik heyete sunuluyor. Daha sonra bir karar veriliyor. Şimdi burada biz izlediğimiz kaset görüntüleriyle Sebastian Frey'in nasıl bir futbolcu olmadığıyla ilgili sadece dersek ki son vuruşlarda iyi. Bir de bizim izlediğimiz sadece attığı goller. Yani
bu sene Frey'in oynadığı 3 tane maçı 90 dakika izlese ya işte ilgilenen kulüp zaten ya. Kalmaz. Ya onu söylüyorum yani hatırla o 90'lı yılları bir kaset yapıyorlardı futbolcuya. Aman yarabbim Maradona diyorsun adama. Yani aman kaçırmayalım bunu bir alıyorsun abi. Ya adam oynamış 50 tane maç 65 tane gol. O 5 golü de işte şaşalı goller diyelim. Alıyorsun ve patlıyorsun. Bu şekilde patlayan yani kaset transferiyle patlayan bir sürü transfer oldu. Hep bunları yaşadık. Yasin Benzia, ya kardeşim adam halı sahada oynuyor dedin değil mi az önce? Evet, en son halı sahada gördük. Ya bir adam bu kadar mı kötü oynar ya? Ve bu kadar kötü oynayıp Fenerbahçe'ye nasıl önerilir? Yani bunları izleyen scout ekipleri, Allah aşkına menajerler, her kimse artık kimse bunlar yani. Fenerbahçe'ye bu futbolcuyu nasıl önerdiler ya? Hayret ediyorum. Ve Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı. Sen çok önemli futbolcu verdin. Evet 12,5 milyon euroya gitti. Gerçekten de ederi buydu. Çok değerli bir futbolcu. Ama yerini aldı futbolcu Jailson. Yani bir Joseph olamadı. Tabii. Maalesef olamadı yani. Barış Alıcı umut vaat ediyor dedik. İşte Altın Ordu orası burası bilmem ne. Tutmadı. Fenerbahçe çünkü Fenerbahçe'nin böyle Komol bunu anlayamadı. Biz burada oynatalım, parlatalım, gönderelim. Fenerbahçe taraftarlarının böyle bir şey tahammülü yok. Zaten Fenerbahçe şu anda 40 tane kadar gelmiş orada taraftar. 5 yıldır kupa yok kardeşim. Bu kulüp bir futbolcu getirelim de pişsin de satalım da böyle bir kulüp değil. Al bir sene kredi vardı, kimse ağzını açmadı. Eğer bu kulübün başkanı Aziz Yıldırım olsaydı bu sene ve böyle bir tablo ortaya çıkmış olsaydı zaten buraları göremezdi Aziz Yıldırım. Öyle ağza alınmayacak laflar sarf ederdi ki taraftar. Ya buradan telaffuz bile edemezdik yani. Ya bir de şöyle bir ama şey var. Ama burada şimdi abi. Şöyle bir şey var. Elini taşın altına sokan, gerçekten malıyla, canıyla deyim yerindeyse, büyük bir mücadelenin içerisinde kimse, kolay kolay kimsenin girmeyeceği bir mücadele. Ali Koç fedakarlık yaptı. Taraftar bunu gördü, ağzını bile açmadı. Bir tek fısıltı duydun mu Ali Koç'la ilgili? Tribünleri en çok dolduran taraftar bu sene Fenerbahçe. Yani. Aynen. Enteresan bir durum. Bir de kulübüne sahip çıktı her açıdan. Formasını aldı, kombine biletlerini tüketti. Hatta benim burada sezon başında yapmış olduğum bir yayında şunu söyledim. Ya Fenerbahçe taraftarları dedim. Tabii ki o zamanlar bu finansal fair play'in ve borçların gerçekliğini bilmiyorduk. Bize söylenenler sadece biliniyordu. Ama borçların 400 söylenirken 650 çıkması... Finansal fair play'in siz transfer yapamazsınız, satmadan oyuncu alamazsınız demesinden sonra işler değişti. Artı Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu zaten alamazdı. Alma sebebi 3 tane çok değerli, çok kıymetli oyuncusunu satmak zorunda kaldı ki bunların gitmesi sebebiyle Fenerbahçe bu sıkıntıları yaşadı. Çünkü oraya oturmuş yani mevkilerinin en iyi futbolcularını satmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Ve bakın Fenerbahçe'de geçen sene belki 5 tane santrafor vardı ama yine o son 8 haftalık seride olsun, Türkiye Kupası karşılaşmalarında olsun, takımı sırtlayan ve çok kritik goller atan futbolcu Fernando Ağoy'du. 3 milyon dolara onu sattın. Yani belki en ucuz transferin buydu. Joseph'i sattın 12,5 milyon Giuliano. Dolara. Giuliano gibi yine senin takımına artık oturmuş, bu sene belki de tam verim sağlayabileceğin bir oyuncu. En azından skor yapan oyuncu. Göndermek zorunda kaldın. Aldığım futbolcular yani fiyasko çıktı. Yani Berke'yi, Ferdi'yi görmedik. Zaten Tolga Ciğerci'yi konuşmamıza gerek yok. Geçen sene de burada söyledik. Tolga çıktı. 6-7 haftada 5-6 tane gol attı Galatasaray'da. Dedik ki yani bu Tolga değil. Sunni'yi bir çıkış yakaladı adam. Çok net belli oluyor. Çünkü bir oyuncuya bakarsın. Şimdi biz Muhammed Salah'la ilgili, doğru mu? Adam Mısır Milli Takımı'nda. Çok seviliyor, çok sayılıyor. Ve Liverpool 2 yıldır Şampiyonlar Ligi final oynuyor. Ne dedik biz? Muhammed Salih, yani Muhammed Salah. Önümüzdeki sezon bu başarının aynısını tekrarlayabilir mi? Tekrarladı kardeşim adam. O zaman tesadüf değil. Şimdi sen geriye bakıyorsun. Tolga'nın kariyerinde hiç böyle bir çıkış yok. Yok yani 6 gol atmıştı galiba üst üste 6-7 maçta Tolga. Yani, daha önce 6 gol attı bir sezon yok. Yok. Demek ki sunni bir çıkış. Almanya'da Wolfsburg'un şampiyonluğu gibi. Bir kere şampiyon oldular, bir daha olamaz. Olamazlar. Çok zor. Şimdi bütün bu futbolcuların yanısına taraftarlar artık bir şeyler bekliyor. Taraftar da olayın içine dahil oldu.
Ya kardeşim biz bu kadar kombine bilet aldık. Biz bu kadar işte kulübün ürünlerini satın aldık. Fenerol kampanyası oldu. Hala desteklerini veriyorlar. 35 milyon dolar para toplanmış. Çok büyük rakamlar bunlar. Türkiye'de belki de ilk defa böylesine büyük bir organizasyon yapıldı ve bir kulüp belki de en azından nefes almak için. Yani bu rakamlar elbette ki borçlarla kıyaslandığı zaman küçük kalıyor olabilir. Ama taraftar ben buradayım mesajını veriyor. Yani taraftar da elinin altına, taşın altına elini koyuyor. Risk alıyor. Evet, belki de o gün işe giderken mesafe yakınsa minibüse binmiyor adam. Yürüyerek gidiyor, Fenerbahçe'ye yardım ediyor. Yani fedakarlıklar yaptılar. Her açıdan fedakarlık yaptılar. Geldi, müdahale etti. Koku'yu gönder, gönderdin. Aykut'u göndermeler en başta. Hata olduğunu hep burada vurguladım ben. Bakın kimi alırsanız alın. Bu geçiş sürecinde Aykut Kocaman'dan bu işi daha iyi yapabilecek kimse yok diye bas bas bağırdım. Ki Aykut Hoca ile ilgili zaman zaman eleştiriler yapmış olsam da 8 tane futbolcu alınmasını söyledi. En başta Ali Koç'un kafasında çok yattı. Fakat taraftarın müthiş baskısıyla o da dayanamadı. Aslında devam edecekti Aykut Hoca ile. Bak buna emin ol devam edecekti. Fakat taraftar o kadar çok müdahale etti ki gitmesini isteyince çaresiz kaldı. Biraz taraftarın sözünü dinlemesi bu sene negatif şekilde Fenerbahçe'ye etkiledi. Şundan dolayı dinlemek zorunda kaldı. Çünkü Ersun Yanal'ı getiren de taraftar oldu bir nevi. Evet. Şundan dolayı dinlemek zorunda kaldı. Bir kere ipin ucunu verdi. Kafada vermeseydi, yani Aykut Hoca ile devam etseydi taraftar sesini çıkartmayacak. Sonuçta Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'a tepki yapamaz. Yani şöyle tepki yapamaz. Koku'ya yaptığı tepkiyi, Kuman'a yaptığı tepkiyi yapamaz. Niye? Bu adam çünkü 140 golle bu kulübün en çok gol atmış, formasını terletmiş, şampiyon yapmış, Türkiye kupaları kazandırmış bir teknik direktörü. Bir yere kadar müdahale eder taraftar. Çünkü ondan sonra haddini aşacağını bilir. Sonuçlar gelse zaten kimse yani dinlemez. Bu oyuncu yıllarca Fenerbahçe'de ter dökmüş ve teknik adam olarak devam etmiş. Bir yere kadar acaba benim sözüm, benim lafım geçer mi diye müdahale etti, geçti. Orada koptu, kırılma noktası oydu. Çünkü ondan sonra Koku'yu gönder, Koku'yu gönder deyince mecbur kaldı göndermeye. Çünkü birincisini göndermeseydi zaten Koku Moku falan kimse gelmeyecekti. Ha, Koku gelirken de hedefler Arsene Wenger'di. Buraya gelen Filip Koku oldu. Neymiş? Hollanda Ligi'nde 4'te 3 yapmış. Ya Hollanda Ligi'nde takım yok ki zaten. 2 tane takım var orada. Hadi AZ Alkmaar'ı da koy. Ajax, AZ Alkmaar. Bir de bu yabancı hocaların Türkiye'ye gelip ilk senesinde direkt şampiyon yapması, başarılı olması yani görülmüş bir şey değil yani. Kolay kolay olmayan bir şey dediğin gibi. Yapanlar oldu mu oldu. Yani kesin ama, sabretmek gerekiyor. Ama netice itibariyle bu sefer taraftar hadi bakalım Koku gitsin. Koku gitti, Kuman geldi, Kuman gitsin. Kuman gitti, Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal'ı getirene kadar tribünler susmadı zaten. Geldi. Başarılı mıdır, başarısız mıdır bunu yeni sezonda göreceğiz. Yani bu süreçte takımı 17.likten alıp ligi 6. sırada bitirmesi bir başarı mıdır, değil midir? Görece bunu başarılı mıdır? İrdelenmesi gereken bir konu çünkü. 11 tane oyuncu almışsın sezon başında Komol Efendi. 5 tane Harun da sayarsan 6 tane oyuncu da devre arasında almışsın. Zayis, Moses, Serdar Aziz, Tolgay, Sadık. Sadık'ı Puyol yaptılar. O zaman abi sana bir soru soracağım. Şimdi burada ortada bir başarısızlık çok net var. Bu başarısızlıktaki temel sorumlu Komolli mi olur bu durumda? Başarısızlık... Sonuçta kötü transferlerden hayır, dolayı bu herkes hatalı. Herkes hatalı. Yani sadece bunu Komolli'ye yıkmak da doğru bir şey değil. Şimdi bak bazı oyuncular var. Bu futbolcularla ilgili gerçekten de ya kötü oyuncular değil yani. Niye aldın diyemezsin adama. Ama tutmadı ayrı konu. Hiçbir tanesi tutmadı. Yani... Bir tane adam çıkar dersin ki arkadaş bu adam tuttu. Belki Serdar Aziz. Belki Serdar Aziz. Biraz mutsuz belki. Belki biraz mutsuz. Veyahut da işte insanların ilk geldiğinde hoşuna gitti. Sadık ama bu takımın oyuncusu olmadığını herkes biliyor. Ve Zayis. Yani devre arası yapılan transferlere baktım. 6 milyona yakında bonservis verildi Zayis'a. Böyle de bir yüksek bir rakam ödenmiş. Bu futbolcular satılacak diyorlar. Satılabilir diyorlar. Talip var diyorlar. Bunu zaman gösterecek bilmiyoruz. Ama... Netice itibariyle Ali Koç Komolli'yi seviyor. Ben bunu anladım. Ve onunla çalışmak istiyor. Israr ediyor onda. Fakat herkes onu çok çok iyi biliyor. Sayın Başkan da bunun farkında bilincindedir.
Fenerbahçe taraftarları önümüzdeki yıl böyle bir kabus yaşayacağını hissettiği anda tribünleri boşaltır. Yani bir sene daha sabrederler falan diye beklemese kimse. Bu sene yok saydılar. Gözlerini kapattılar. Bütün formaları tükettiler. Kombine biletleri aldılar. Kulübe maddi anlamda kampanyalarla yardım yaptılar. Ama ve lakin hani zurnanın zart dediği yer var ya. Eğer bu sene hissederlerse bunu, çünkü yapılacak transferlerden az çok belli olacak. Boşaltırlar tribünleri. Kabullenemez. Zaten bu 5 yıldır bu takımın taraftarları kupa hasretiyle yanıyor. Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir şey belki de. Bu nedenle bu yıl ki öyle olacak diye düşünüyorum. İşte oyuncu satmadan oyuncu alamıyor Fenerbahçe finansal fair play nedeniyle. Böyle sıkıntılar var belki ama çözümlerini mutlaka bulacaklar. Nokta atışlar yapacaklar. Bana göre 4-5 tane çok iyi oyuncu alacaklar. Yani bu Comolli'nin Porto tarzındaki oyuncuları olmayacak. Yani biz bunu alalım. Genç oyuncu, dikkat çekmeyen futbolcu. Fener'e gelsin, seneye çok iyi paraysa da. Sen bunu yapamadın kardeşim. 16 tane futbolcu aldın. Bu dediğini yapamadın sen. Yine elde avuçta Aziz Yıldırım döneminden kalan Elif Elmas var. Hasan Ali var. Bu oyunculara talepler. Birine 30 milyon veriyorlar. Bir tanesine de 14 milyon euro veriyorlar. Söylenen o. Belki de bu rakamlar şişirilmiş rakamlar da olabilir. Biraz şişirilmiş gibi. Olabilir. Bir sonraki yani, haberde aslında onunla ilgili güzel bir haberimiz. Ama netice itibariyle özetleyecek olursak Comolli başarısız oldu. Fenerbahçe'de yönetim başarısız oldu. Yani spor anlamında, sonuçlar anlamında, ligdeki konumu anlamında söylüyorum. Konumu anlamında söylüyorum. Yoksa diğer anlamda borç kapatma, işte mücadele etme, işte kampanyalar yapma, elini taşının altına sokma, cebinden çıkartıp 50 milyon dolar para verme, şirketlerini bir şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor yapma, oradan ekstra gelirle kazandırma, kesinlikle taraftar bunun bilincinde. Ve zaten sırf bu bilinçte olduğu için düşme hattının içindeyken bir tane bile fısıltı çıkmadı Ali Koç'la ilgili. Tribünlerden sivrisinek fısıltısı bile çıkmadı, Ali Koç sesi çıkmadı. Büyük başkan dediler, inanıyorlar ona. Ama ve lakin başarı gelmezse kimse Fenerbahçe'nin 400 milyon euro varmış, borcu 500 milyona çıkmış. Ona bakmaz, başarısız olduğunda eleştirirler. Bu sene transferde kesinlikle hata yapma lüksü yok Comolli'nin. Yani yapacaklar canım, yok ama yapacaklar. Yani 5-6 tane adam alacaksa en azından 4'ü kesin ilk 11'e direkt oynayacak. Girmesi lazım ama işte ona başarabilecekler mi? Bunu, i̇şte zaman, bunu daha önce başaramamış. Yani yine başaramıyor. Sorumluyor. Yine bir sonraki sezonda aynı belki görevi vermek hata değil mi? Ama bunu deneyecekler. Yani sonuçta şu anda dünya futbol piyasasına baktığımızda da iyi futbolcular iyi paralar ediyor abi. Senin de paran yok yani. Futbol iyi oyuncuyla oynanır sözü. İşte Liverpool'da görüyorsun. Mohamed Salah. Adam iki sezonda neler yapıyor? Kalecisine 75 milyon euro parayı bedavaya vermedi bunlar. Alisson gibi bir kaleci aldılar. 75 milyon euro. Önündeki defans oyuncusu Van Dijk'a 85 milyon euro para vermedi bedavaya adam. Tabii. İyi futbolcu, iyi oyuncu. İki tane oyuncu 160 milyon euro. Galatasaray'la Fener'in toplamı. Salah falan saymıyorum. Origi'yi saymıyorum. Abi benzer bir örneği ben ligimizden vereyim. 2005-2006 sezonunda Galatasaray'ın Rick Herring'de başladığı sezon Tudor'la bitirdiği. Kadrosu cidden yetersiz de ve lider işte Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde Galatasaray Ligi 4. bitirdi. Ondan sonra önümüzdeki sezon için yani bir sonraki sezon için favorilerden biri olarak gösterilmiyordu Galatasaray. Ama yeni yönetim öyle iyi transferler yaptı ki ben burada not aldım. Mariano, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Gomez ve Feguli. İlk 11'e direkt monte edebileceği 7 tane oyuncu. Kim aldı bunları? Bunları işte Cenk Ergün vardı. Dursun Özbek yönetimi. Evet. Yani 7-8 tane transfer yapıldı. Hepsi ilk 11'e monte ve Galatasaray ne oldu? Galatasaray kulübü İkisinin üst üste şampiyon. Üstüne yine Marka ve Lündom'a alındı. Yine müthiş bir kadro ki bence önümüzdeki sezonda şampiyonluktaki en büyük adayı. Galatasaray taraftarları iki defadır mesela Dursun Özbek'le ilgili değil mi? Sıkıntılı bir süreç geçirdi. Gerçi kendi ayağına kurşun sıktı. O sene hem Fatih Terim'i getirmişti takımın başına hem de erken kongre. Ne gerek var kardeşim? Sezon sonu şampiyon olsan zaten direkt başkansın. Orada kendi ayağına bir cahillik yaptı. Sonra da toparlayamadı. Yani sonuçta bu yapılan hamleler işte 30-40 milyon euro harcandı o sezon transferi. Şimdi takım 2 sene üstte şampiyon yaptı ve şampiyonlar geliriyle zaten verilen o bonservisler şu an çıkarıldı. Hatta aynen. Maaşlar falan da. O yüzden iyi transfer yapmak çok önemli bir şey.
Komolli ile bunu Fenerbahçe yapabilecek mi? Bu sene göreceğiz. Ama bir parantez açmak gerekiyor. Sayın Mustafa Cengiz, evet bu kulübün başkanı olmuş olabilir ama bu takımı kuran Dursun Özbek. Kimse kusura bakmasın. Cenk Ergün ve Dursun Özbek yönetiminin kurduğu kadro. Teknik direktör. Tudor. Doğru. Tudor'un büyük payı var. Zaten üçü kurdular. Üçü beraber kurdular. Bunların üstüne getirebileceğin teknik adam kim olabilir? Türkiye'nin en iyi teknik adamı geldi. O da geldi. 2 sene şampiyon yaptı zaten. Yani harika bir takım devraldı. Bakın Türkiye çok enteresan bir ülke. 17. sıraya kadar düştü Fenerbahçe. Düşecek mi, düşmeyecek mi diye tartışılıyor. Bu ülkede Igor Tudor bir puan altındaydı liderin. Tenekeyle yolladılar. Bir puan altında ya adam. Bir puan altında lider, bir altındaki takım Galatasaray. Bir puan altındaydı. Gönderdiler. Neden? Derbi maçları kazanamıyor diye. Burada birçok noktaya takılır taraftar. Sadece bir yere değil, başarı veya başarısız değil. Adam için belki de o anda o taraftar için biz bu sene Fenerbahçe'ye yenilsek mi acaba Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek mi desen belki de yarısı diyecek ki aman abi biz Fener'i yenelim Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim diyecek. Yani çok farklı düşüncelere sahip bir taraftar profilimiz var bizim. Ama çok güzel konuyu temas ettin. Dursun Özbek'in hakkını vermek gerekiyor burada. Tabii ki Tudor'un da katkıları oldu. O takım kurulmasına ve Cenk Ergün. Ondan sonra da zaten çok başarılı bir teknik adam geldi. Ne zaman gelse hangi takım alsa şampiyon yapmış. Bunu defalarca kez yaptı Fatih Terim zaten. İstersen abi bir sonraki habere geçelim. Bu Fenerbahçe'nin Fenerol kampanyası ve teklif gelen oyuncularla ilgili bir haberimiz var. Fanatik'ten gelecek. Bu iş olacak başlığı atılmış haberde. Ali Koç, FFP'nin şartlarını karşılamaları için 60-65 milyon euroluk gelir ihtiyaçları olduğunu söyleyip Fenerol'u başlatmıştı. Kampanyadaki bağış miktarı 35 milyon euroyu aştı. Elif, Hasan Ali ve Zaysa satılırsa FFP sorunu aşılacak denmiş. Yine haberde Elif Elmas için 14 milyon euro, Mia Zayis için 6 milyon euro, Hasan Ali Kaldırım için de 5 milyon euroluk teklifler olduğu. Yani 25 milyon euroluk bir para mı? 35 de toplanmış. Ki evet. O şimdi iş adamları falan 40'ı geçer o. 60-60 yapıyor, 60-65. 60-65 topluyor Fenerbahçe. Şöyle de detay verelim abi. Elif Elmas'a gelen ama teklif şu konuda, Atletico Madrid'den deniliyor tamam. 14 milyon euro. Şu konuda taraftarları bilgilendirmek gerekiyor. Şimdi bu parayı verdiğin zaman bunu kullanamıyorsun, doğru mu? Yani transfere kullanamıyorsun bu parayı. Yani yine ekstradan futbolcular satman gerekiyor. Yok, eğer oyuncu satışları yapılırsa para kullanılabiliyor. Sen sadece kasanda öyle bir para geldiğini, öyle bir giriş olduğunu gösteriyorsun o yapıya. Tamam, bunu açıklayalım izleyicilerimiz iyi anlasınlar. Yani diyoruz ki kısacası anlayacakları yönden. 35 milyon euro paramız var bizim. Hı hı. 30 oyunculardan geliyor. Toplam 65'i gösteriyoruz. Bakın, kasamıza böyle bir geri soktuk. Bakın diyoruz, paramız burada. Şimdi bu parayı harcamaya yetkimiz var mı? 65 milyon euro yok. 30'un var. Evet, bu oyunculardan sattığını. Tamam, ya yani 30 milyon euroyu harcayabiliriz. Girdiği gösterdik. Yani şöyle yapıyoruz, bakkala borcum var, ay başında borcum verdim, sıfırladım, tekrar giriş yapacağım. Aynı mantık mı? Doğru ama şöyle bir şey var abi. Sadece 30'u kullanabiliyorsun burada. 35'i kullanamıyorsun. Bu Fenerbahçe yakın zamanda biliyorsun bir açıklama yaptı UEFA'nın tavsiye kararı ile ilgili. Yani aslında o dönem 31 Mayıs'ta sonlandı. Yani tavsiye kararı verildi. Şu an disiplin kurulunun vereceği ceza bekleniyor. Tabii yine bu oyuncular satış o karar gelene kadar bu oyuncuların satışı yapılırsa hani o karar gelecek karar da etkili olacaktır ama şu an tavsiye karar zaten gitti. Yani atıyorum belki bugün belki yarın zaten UEFA'dan bir karar gelebilir. Yani sonuçta şu an için oyuncular daha satılmadı. Şu an hala sürüncemede olan bir durum var. Sadece ama bu satılan oyuncular kadar oyuncu alma hakkına sahip Fenerbahçe eğer bir ceza gelmezse. Eğer bu oyuncular satılırsa tabii. Bu arada giden futbolcuları da yani böyle en azından netleşenleri söyleyelim. Yani Fenerbahçe ile artık bağını koparan futbolcular kimler? Soldado gitti. Da söyleyeyim. Soldado veda etti. Zaten... ne iyi oynadı ne kötü. Ne vardı ne yok. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Soldado öyle oynadı açıkçası. Yani aslında bu sezonun sonlarına doğru performans ya hiçbir zaman yani kayda değer bir rakama ulaşamaz. İstikrarsızdı. Yakalayamadı.
Soldado gitti. Peki diğeri? Valbuena gitti. Valbuena ile ilgili taraftarlar şunu düşünüyor. Yani bu adam zaten yaşını başına almış durumda. Fenerbahçe için profesyonelce davrandı. Oynamadığı zamanlarda çok sorun çıkartmadı. Takıma faydalı oldu diye düşünüyorlar. Bu sene olsaydı taraftar bağrına basardı. Oynamasını isterdi ama Ersun Hoca anladığım kadarıyla kadroda düşünmediği için yollar ayrıldı. Başka? Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi. Ya bırak Tolga'yı. Görmedik. Sen gördün mü? Ben görmedim. Tolga hiç oynadı mı? Yok, hiç oynamadı. Sadece ligin 34. haftasında U21 takımıyla bir maça çıkmıştı. Peki yani, bir şey söyleyeceğim. Önce. Para aldı mı Fenerbahçe'den? Bildiğim kadarıyla para almadı. Bedava mı oynuyor abi? Evet evet. Yani o maç başına anlaşmıştı. Maçta oynayamadığı için bildiğim kadarıyla bir zararı olmadı yani Fenerbahçe'ye. Zararı yoksa o zaman hiç Tolga'ya da bir şey demeyelim ya. İşte yani, tedavi masrafları karşılandı. O kadar olsun, yapacak bir şey yok. Yani bir maliyeti olmadıysa oyuncunun, şimdi bir şey demenin bir manası yok. Yani evet. Ayev gitti, Slimani gitti. Onları hiç sayma. Yani Ayev de fiyasko çıktı. Çok beklentinin çok altında kaldı. Yani ondan biz çok şeyler bekliyorduk mesela. Fiyasko çıktı. Ya Fenerbahçe düşünebiliyor musun? İki tane oyuncuya sarıldı ya mecburen. Hadi bir de Şikirteli koy üç. Üç tane adama sarıldı abi. Yani Elif, Elmas. Doğru mu? Doğru. Önceki yönetim ya. Önceki takım. Elif, Elmas. Şikirtel. Şikirtel büyük ihtimalle Hasan Ali. Edecek. Zaman zaman parladı. Yani ve hadi dördüncü olarak da yine eski takımdan Valbuena. Hepsi eski takım bunların bak. Şikirtel, Hasan Ali, Valbuena. Diğeri neydi? Bir tane daha söyledim. Evet. Şikirtel, Hasan Ali, Valbuena yok ya. Elif Elmas. Elif Elmas. Dördü de eski takımdan bu adamların. Yani yeni transferlerden de sanki Jailson yine aralarında en iyilerden bir tanesi gibi. Yani sürekli oynasa sanki... O da Galatasaray maçında fiyaskoluk yaptı. Evet. 8 maç ceza aldı adam. Doğru mu? Doğru. Faydalanamadı Fenerbahçe. Ondan da faydalanamadı. Belki dediğin gibi daha iyi işler çıkartabiliriz Jailson. Katılıyorum sana. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki hiçbir zaman bir Josef olmadı yani. Olamadı daha doğrusu. En azından yaşı yani, genç biraz daha kendini geliştirebilir diyelim. Peki abi sen bu takıma... Ben Arfa konusuna gelince şimdi bu oyuncu 30 Haziran'da kontratı sona eriyor. 6 milyon euro bir ederi vardı bu oyuncunun. Bedava. Geçen sene de Lig 1'de 26 maçta 7 gol 2 asist yani, var. 7 gol 2 asist. Yani, geçen yıl da hep anıldı Türkiye'de takımlara gelecek diye. Galatasaray'la da adı geçti. Ben Arfa geliyor mu gelmiyor mu? Yaş 32 oldu. 7 gol 2 asistle sezonu tamamlamış. 30 Haziran'da kontratı sona eriyor. Alırlarsa faydalı olur mu olmaz mı? Bana göre o olmayacak. Yani bazı oyuncuları biz biraz hala aynı, biri bir de yani. Aynı sanıyoruz. Ya şimdi Fenerbahçe'de konuşulan bir isim Balotelli. Ya kardeşim Balotelli tamam iyi bir futbolcu. İtalya milli takımında da bir dönem iyi işler yaptı. Bir maçta 4 gol attığı karşılaşmalar oldu. Ama bu adam ruh sağlığı bozuk. Bu adam küvetin içini havai fişeklerle doldurup patlatan bir adam otel odasında. Bankaya giriyor. Bankada herkesin borcunu ödüyor. Yani yapmadığı absürt bir şey yok adamın. Antrenmanda Mancini ile kavga ediyor teknik direktörüyle. Buna benzer 50 tane problemi var adam. Sezonda 3 kırmızı kart banko. Takımı yalnız bırakıyor. Bomboş kaleye gol atmıyor. Ya adam ruh sağlığıyla ilgili sorunları var. Ya var yani. Maalesef var. Bu sezonda 15 maç oynayıp 8 gol atmış. Bu şekilde kabul ediyorsanız okey. Ama Fenerbahçe taraftarları bazı şeyler kabul ediyor. Ya kale, sen boş kaleye vurmayacaksın. Kabullenemez bunu yani. Balotelli değil Zalotelli de olsan hikaye. Bana göre gelmeyecek zaten. Almaz Fenerbahçe abi böyle. Fenerbahçe zaten sorunla uğraşacak durumda değil şu anda. Hele öyle böyle saçma sapan şeylerle hiç uğraşacak durumda değil. Artı eski Balotelli değil kardeşim. Yani son sezonunda işte bir şeyler yapmaya çalışmış Marsilya değil mi? Marsilya'da. Yine Fransa'da son iki sezon fena geçirmedi. Ondan fena goller atmadı ama. Gol attı. Evet. Ama ben burada pek fazla yani. Geçen sezonda 22 gol atmış. Bu oyuncu Türkiye'ye uymuyor bence. Uymuyor abi yani. Çok riskli. Böyle yani tehlikeli bir oyuncu bu. Ha adam değişir. Ben adam gibi top oynayacağım der ama. Bunların içlerinde bir olay var biliyorsun. Yani bir yerde patlayacak bu adam. Yani bu... Bak bu durum Kuvareşma'da da var.
Onu hep frenlediler, fren dediler, canım dediler, cicim dediler, aslanım dediler. Bir mangal atmadı kaldı Şenol. Yine bence çok iyi idare ettiler ya Kore'yi. İdare ettiler. Ama içinde var o içindeki canavarı Fenerbahçe'nin ortaya çıkardı mesela. Josef'e yumruk attı, Mehmet'e yumruk attı. Yine bence az ortaya çıkardı. Yani yine futbola azın bayağı odaklı. En kritik dönemde Beşiktaş şampiyonluktan ve kupadan etti. İki sezonunun kaybıdır. Şenol Güneş, Tolgay. Şenol Güneş ve Tolgay'ın tribünlere gitmesi. Kuarejman'ın Fenerbahçe iki futbolcuya yumruk atıp ağır ceza alması. İki sezon kaybıdır yani. Ya durum böyleyken futbola yıllardır odaklanamayan Balotelli'yi de Türkiye'ye de gelip futbola odaklamaya çalışmak yani bence biraz kötü hayal. Kötü değil adam bak. Şimdi istatistik futbolcu zaten. İstatistik verilerine baktığın zaman son iki yılda adam 30'a yakın gol atmış. 30 tane atmış. Slimani'ye baktığında adam bir tane mi attı koca sezon? Koca sezon bir golü var. Bir golü var. Bir de kupa da attı. Kupayı boş ver abi. Avrupa'daki Banik Ostrava maçı. Hatırlayamıyoruz yani o derece. Sıradan takımlara goller attı yani. Abi reklama gitmemize çok az kaldı. Sana bir soru sorayım. Ondan sonra istersen reklama gidelim. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde mevcut bir kadrosu var. Transferleri sen yapıyor olsan öncelikli olarak hangi mevkileri transfer yaparsın? Ya 4 kere, tane transfer şansın var diyelim. Bir kere santrafor %100 alacaksın. Önce santrafor. Mecbursun. Eğer Volkan'la devam etmiyorsan kaleci almak zorundasın. Soruyorum sana Harun'la Fenerbahçe gitse başarılı olur mu? Bence kesin kaleci ihtiyaç var. Yani. Ki son 2 yılda 3 tane kaleci transfer edildi ona rağmen. Tamam niye? Çünkü Volkan'da karar vermiyorlar. Verseler deseler tamam iyisiyle kötüsüyle bu sezon Volkan çok daha iyi verim. Bütün kaleciler hani beklentiyi karşılayamamasına rağmen biz Berke şu an nasıl bir kaleci kimse bilmiyor yani. Fenerbahçe'de hiç göremedik mesela. Fenerbahçe'nin 3 tane orta sahadaki oyuncular şu bir tane Brezilyalı futbolcu vardı. Neydi adı onun orta sahada? Jailson'u önce eskiden mi? Eski 3-4 sene önce. Diego. Diğeri bu sene giden Giuliano. Şimdi bak. Alex doğru mu? Alex, Diego, Giuliano. Bu sene kim var? Jailson var. Tolgay var. Elif Elmas burada, var. Burada kim var bu oynayan yerde? 10 numara mı? 10 numara ya, hiç yok diyebiliriz. Zayt'la Mehmet Ekici belki biraz daha ileride. Mecburen bir tane iyi bir oyuncu alacaksın. Çünkü Mehmet Ekici'ye güvenip yola çıkarsan şuna emin olabilirsin ki bir araban var. 4 tane tekeri var. %90 kilometre sonra patlayacak biri yani. Mehmet Ekici, müzmin sakat. Kimse kusura bakmasın abi. 10 maç, 15 maç verim alırsın. Eğer Şikerta giderse stoper de lazım. 5 maç, 10 maç oynayamaz bu adam. Çünkü böyle bir sorunu var Mehmet Ekici'nin. Var yani, yıllardır var bu sorun. Yoksa Mehmet Ekici varken kimseyi transfer etmeye gerek yok. Mehmet alır götürür ama hepimiz, herkes şunu çok iyi biliyor ki Mehmet Ekici 34 maçın 34'ünü çıkaramaz. 24 maç oynayacak, tamam oynasın diyorsanız o ayrı konu. Yani ilk 11 olarak düşünmek Mehmet Ekici biraz zor. Yok. 11 oynatırsın ama bir yerde sakatlanacak. Hep böyle olur. Sezonu bitiremez. Aynen. Reklamlardan sonra abi Galatasaray'la devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.